Flash flash flash. Ünal Sarrafoğlu çıtır sevgilisiyle sinema filmi çıkışında yakalandı. Gecelerin kralı bir muhabirimizin bu gece sizi sakin gördük demesi üzerine sevgilisine sarılıp gece daha yeni başlıyor dedi. Bu adam benim idolüm. Baban da seni sollamaya başladı Emir. Artık oğlumuzun gece defteri de kapandı. Ben halimden çok memnunum. Feriha Günce nasıl? Siz hala konuşmuyorsunuz değil mi? İyice kaymış bu kız. Depresyonda herhalde. Ben bir gideyim bakayım. Dün de böyleydi. Kanatlarını da ben takacağım bu kızın. O ne demek? Melek gibi kız. O bakımdan. Anne, ben de senin boynuzlarını takabilir miyim? Hani şeytan da bir melektir ya. O bakımdan. Koray. Günce. Günce iyi misin? Günce. Feriha git buradan. Ya saçmalama, çık lütfen. Günce. Ya Günce ne oldu? Günce. Çıkar mısın lütfen? Ne oldu? Alo. Koray benim, Feriha. Sakın ismini söyleme. İyi, peki. Konuşmamız lazım. Tamam. Olur. Okulun yanındaki kafeye gelir misin? Okula yer mi kalmadı? Okulda olmaz. Kimsenin görmemesi lazım. Gelecek misin? Tamam da ne zaman? Hemen. Tamam, biz seni bekliyoruz orada o zaman. Olur. Da biz derken? Ben ve Günce. Ha. İyi, peki. Tamam. Görüşürüz, bay bay. Kimdi o? Kimse değil ya, eski bir arkadaş. İsim versen? Veririm de sen tanımazsın. Tanımadığın bir arkadaşın mı var? Anaokulundan filan herhalde. Sana ne be? Hesap mı vereceğiz sana? Benim çıkmam lazım. Daha bir saatin yok muydu? Söylemeyi unuttum. Annemle buluşacağım. Ben de kalkıyorum. Sen nereye? Eski bir arkadaşla buluşacağım işte, az önce arayan. Onunla buluşmaya gidiyorum. Tamam. Haydi. Görüşürüz. 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 Ektiler bize. Biz de başımızın çaresine bakalım. Tahmin edebiliyorum. Her şey onun için çok karışık. Beni işin içine soktu ama asıl sana ihtiyacı var. Ne istiyor? Şu tarzını değiştirmeni mesela.
Sadece onu bundan sorumlu tutamazsın. Bana önlemini aldığını söylemişti. Önlemini alması gerekiyordu Feriha. E madem ona güvenmiyordun, sen önlemini alsaydın. Tamam. Ben seni sonra ararım, olur mu? Kimle konuşuyordun? Senin iyice oldun ha. Koray, kiminle konuşuyordun dedim. Hande, anaokul arkadaşımla konuşuyordum. Oho! Biz burada kafa patlatıyoruz. John John'lar muhabbet ediyor. Zaten sevgilimizin telefonu da meşgul. Feriha nerede? Babası hasta, direkt derse girecekti. Niye sordun? Peki, Koray nerede? Bilmiyorum, konuşmadık. Dersteydi demiştin. Bak, dışarıdan geliyor. Günaydın. 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 Feriha, sen derste değil miydin? İlk derse girdim. Sonra bankada bir işim vardı. Onu hallettim yani. Hı. Öyle mi? Koray da geldi. Sonunda tamamlandık. Günaydın. 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 Şu anlatacaklarını anlatır mısın artık? Feriha nerede? Bilmiyorum. Gidelim diye tutturduğun için arayamadım farkındaysan. Gelmiyor. Ben biliyordum zaten. Aklı sıra beni cezalandırmaya çalışıyor. İntikam alacak. Ne yaptıysam. Haksız mı? Kafasına silah dayadım zannediyorsun değil mi? Hı? Günce istemediği hiçbir şey yaşamadı Feriha. Her şeyden önce istersen bunda bir anlaşalım, tamam mı? Niye durduk burada? Bak, kimler var orada? Ne işleri var burada? Bilmem. Feriha'yı ara. Neden arayayım Feriha'yı? Oradalar işte. Gel, hadi gidelim. Emir, otur. Feriha'yı ara. Ve neredesin diye sor. Ne haber canım? Neredesin? Çıktım ben. Oteldeyim, çalışıyorum. Sonra konuşalım mı? Oteldesin demek. Ya. Öyle mi? Ya ne yapıyoruz burada? Emir, sen ne gördüğümüzün farkında mısın? Gördüğümüz şey o kadar saçma, o kadar anlamsız ki. Sana yalan söyledi. Oteldeyim dedi. Onları gördük. Ya ikisi de seni aldattı. Ve bu çok saçma, öyle mi? Sadece saçma. Üstüme gelme Hande. Düşünmem lazım, kafamı toplamam lazım. Senin aklından geçen şey o kadar imkansız ki. Koray. Koray ve Feriha. Bir açıklaması olmalı. Olmak zorunda. Hı hı. Tabii. Belki iki ay sonraki doğum günü için sana sürpriz parti hazırlıyorlardır. Kandır kendini.
görmüyor musun? Ne yapacağına karar verdin mi? Senden bir şey isteyebilir miyim Hande? Ben bu konuyu açıncaya kadar kapat lütfen. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratıyorsun. Kardeşim dediğim adam ve sevgilime güvenmek istediğim için özür dilerim senden Hande. Ne gördüğümüzü unutacağız yani. Gizli gizli buluşmaların hiçbir anlamı yok değil mi? Hande! Emir! Madem onlara çok güveniyorsun, neden sormuyorsun? Neden ne gördüğünü söylemiyorsun? Gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorsun değil mi? Sessizlik. Bu da güzel cevap. Al. Ne haber Feriha? Otelde çok mu yoruyorlar seni? Yok, geceden uykusuzum sadece. Suratından belli zaten. Değil mi Emir? Dün gece aradım. Cevap vermedin. Geri dönüş de yapmadın. Geç gördüm. Neyse. Ben kalkayım. Son günlerde midem çok hassaslaştı. Neyin var senin? Yok, yok bir şeyim. Peki. Derse gidiyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Feriha. Aa, Güncel'in yanındasın sanıyordum. Ekti beni. Aklı sıra işkenceyi uzatıyor. Yargılamak yerine biraz anlamayı denesen. Ya sen de hep onun yüzünden bakıyorsun ama Feriha. Benim de beni anlayacak birine ihtiyacım var. Emir'le bir konuşabilseydim. Saçmalama. Günce'ye söz verdik ikimiz de. Tamam Feriha, ben zaten verdiğim sözü tutuyorum. Ne anlatıyorsunuz be bıdı bıdı? Otur. Çok ilginç bir konu. Olay nedir? Kısaca ben sana özetleyeyim. Hı. Konumuz, kimin eli kimin cebinde? Oo, bayılırım, en sevdiğim konu. Eski sevgilim, geçen yaz yazlıktaki arkadaşımla beni boynuzladığını itiraf etti de. Ya aptal mıymış, niye itiraf etti? Etmesin mi? Etmesin tabii oğlum. Yatakta yakalansan inkar edeceksin şimdi, yanlış anlama da. Öyle değil mi, caiz olan mı değil mi yani? Hem siz ayrılalı 6 ayı geçmiyor mu? Delikanlıysa zamanında itiraf etseymiş. Adi işte, pislik. Bence de Allah belasını versin. Bence pislik o değil. Sevgili dediğim bugün var, yarın yok. Kaşayan tekiymiş der, geçersin. Asıl sana arkadaşın ihanet etmiş. Pisliğin büyüğü onda. Erkeklere de kaşar deniyor muydu ya? Biz kalkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Hadi. Hatırlat da bir ara bir anahtar yaptırayım sana. İçeri girmeyeceğim. İtiraf et. Koray, yüzüme bak. Ne saklıyorsun bizden? Yine dedektifçilik mi oynuyorsun sen? Sen nereden öğrendin?
Sen ne yüzsüzsün ya? Allah'ım çıldıracağım. Koray, bu kız ne yapıyor sana? Bak nereden öğrendim bilmiyorum ama bunu bir kişiye bile söylersen. İnanmıyorum sana ya. Hande, bunu öğrenmemen gerekiyordu. Anladın mı? Kimseye söylemeyeceksin. Bu sadece benim ve onun arasındaki bir şey. Duydun mu beni? Aha, öyle mi? Tabii. Sen de haklısın. Emir'le rakı masasında konuşulacak konu değil, değil mi bu? Emir'i karıştırma. Emir'le ne alakası var ki? Ne mi alakası var Emir'le? Ben normalde Emir'le konuşurdum zaten. Ama o istemiyor. Ben belki sonra konuşurum. Yani her şey düzelince, yoluna girince, bilmiyorum. Her şey yoluna girince diyor. Ya Hande, üstüme gelme. Benim vicdan azabım zaten bana yetiyor ya. Güzel. En azından azap çekecek kadar vicdanım var. Biliyor musun? Sana acıyorum. Kapıya bakar mısınız? Bakayım. Merhaba. Merhaba. Hande Hanım evde mi? Evde. İyi. Emir, hoş geldin. Hoş bulduk. Konuşamadıkça büyüyor. Konuş o zaman. Deniyorum. Aklımdan geçenlere o kadar inanamıyorum ki. Ağzımdan çıkmıyor bir türlü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çıkışta Feriha'yla... Zehra Hanım. Arkadaşım gittikten sonra devam edersiniz. Koray birine karşı bir şeyler hissediyor. Tabii. Ne mutlu sana. Şu adam mı be Hande? Şu resimde gördüğüm kardeşim. Koray. O mu bana ihanet edecek? Farkındasın değil mi? Feriha'nın ihanetinden bahsetmiyoruz bile. Onu tanımıyorsun ve ona güvenmiyorsun. Hayır, Feriha'ya güveniyorum. Feriha'ya güveniyorsun. İyi o zaman Emir, unut ne gördüğünü. Feriha çok akıllı bir kız. Seni de iyice kafaladı. Aklına öyle bir girdi ki sana kendini bile unutturdu. Gelen giden bitmiyor ki hiç. Hayır, hizmetçilikten vakit bulup yemek yapacaktım güya. Yeseler içim gam yemeyecek. Götürdüğümü geri getiriyorum. Olsun olsun, ben şimdi doldurup çayı götürürüm, merak etme. Sağ olasın. Emir. Konuşmaya mı geldin, susmaya mı? Saçmalamaya geldim ve gidiyorum. Tabii. Duymak istediklerini söylemeyince kaçıyoruz. Tamam. Git. Koray'la Feriha'yla konuş.
Onlar sana güzel masal anlatırlar. Masal yaşım geçti benim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Onları geri götürün. Oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.